Merhaba hanımlar. İğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar, sizin de gördüğünüz gibi bugün çok kolay, çok güzel, çok zarif yapraklı baktüs şal modeli göstereceğim sizlere. Şöyle göstereyim. Alize Angora ince iplerden, mavi ipten şöyle ince iplerden başladım. Bir tanesini ise şöyle kalın iplerden başladım. Bu kalın iplikten olanı öreceğiz, bitireceğiz. Size göstermek için hem kalın iplikten hem de ince iplikten nasıl durduğunu göstermek amaçlı başladım. Bu kalın ipten olanı öreceğiz, şal olarak bitireceğiz. İnce iplikten de gelin şalları çok güzel durur, çok zarif durur. Belli oluyor zaten görüntüden de. Hemen başlayalım. Bugünkü videomda modelimizi başlayacağız. Belli bir kısma kadar beraber öreceğiz. Oradan sonrasını siz öreceksiniz. Bir sonraki videoda ise nasıl geri kapatacağımızı, bunu şimdi ilmek alarak çoğaltarak yapıyoruz. Diğer videoda ise nasıl kapatacağımızı göstereceğim. İki video olarak hazırladım sizlere. Hemen başlayalım hazırsanız. Modellerimizi şöyle kenara alalım. Bir takipçimin isteği üzerine şalımızı başlayacağız. Ona da selam olsun. Şuradan ilmeğimi taktım. Bir tane ilmeğimi takmıştım. Bir tane de içinden geçirerek bir tane ilmek aldım. Bir tane daha ilmek aldım. Bir tane daha ilmek aldım. Siz 7 ilmeği bu şekilde alarak veya istediğiniz gibi alarak takabilirsiniz. 2, 4, 5, 6, bir tane daha aldım. 7. Biz bugün şalımızı, yeleğe alışkın olduğum için dilim hep yeleğe gidiyor. Şalımızı biz şöyle gördüğünüz gibi krem bir ipten başlayacağız. Kenar ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimiz 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz oldu. Kenar ilmeğimi örerek aldım. 2 tane ilmeğimi ters. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane doladım. Bu bizim dolama yerimiz. Modelimiz belli bir boyuta gelene kadar bu şekilde hep dolayacağız. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Tekrar doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane düz ördüm ve doladım. Şimdi arka kısımda modelimizin ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimizi şu şekilde örmeden aldım. Doladığımız ilmekler dahil. Hepsini şu şekilde ters bir şekilde örelim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim ile başlamıştık. Ördüm. Bir tane doladığımız ilmeğimiz burada artık 3 ilmeğimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Doladığımızda beraber 4. Bu şekilde bu ters olan yeri bu şekilde ilmek ala ala artıracağız. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bu da bizim şu kısımdaki modelle yaprak olan kısmı ayıran bir tane ilmeğimiz. Bir tane düz ördüm. Bir tane daha. 3 tane düz ilmeğimizi ördüm. Doladım. Bu orta yaprağın orta ilmeği. Bir tane sağına, bir tane de soluna doladım. Kenarlarda 3'er ilmeğimiz olmuş oldu. Modelimizin tekrar arka kısmındayız. Bütün ilmekleri ters bir şekilde örelim. Sol taraftaki ilmeğimi bu şekilde alalım ki düz bir görüntüsü olsun. Ön tarafa geldik. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örelim. Burada 3 ilmeğimiz oldu. Doladığımızla beraber 4 ilmeğimiz. Bakın 4 tane ilmeğimiz artık olmuş oldu burada. Burası sürekli artacak hanımlar. Tekrar ilmeğimizi doladım. Bu ilmeği saymadan, şu ortadaki yaprakla modeli ayıran ilmeğimizi saymadan sağda ve solda 4 tane ilmeğimiz olmuş olacak. 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane doladım. Doladığımızla beraber 4 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım.
Burada da doladığımızla beraber 4 ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi tekrar modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmekleri ters bir şekilde örelim. Şu ipliği şuradan kesmek istiyorum. Kalan ilmeklerimi de ters bir şekilde örelim. Şu ilmeği şu şekilde alalım ki düz bir görüntüsü olsun. Tekrar ön yüze geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Artık buralarda saymaya gerek yok. Her ilmek alışımızda bu ters ilmeklerin sayısı gördüğünüz gibi artacak. Belli de oluyor zaten ilmek aldığımız yer. Tekrar doladım. Bakın burada düz ilmeğimizi ördüm. Bir tane düz ilmeğimiz vardı. Ördüm. Şimdi şuradaki yaprağımızın orta kısımdaki düz ilmeğe gelene kadar bakın 4 tane ilmeğimiz olmuş oldu burada. Şimdi ilmeğimiz bu ortadaki düz ilmek hariç 4 sayısına ulaştı mı artık modelimizi kapatabiliriz. Tekrar doladım. Hem diğer modelimizi yaprağımızı başlayacağız. Hem de bu yaprağımızı olmuş olan yaprağımızı kapatmaya başlayacağız. Bir tane düz ilmeğimi ördükten sonra doladım. İki ilmeğimi önde gelen iki ilmeğimi ikisini beraber kestim. 3 tane ilmeğimi ördüm. Artık burada artırma işlemi yapmayacağımız için düz ilmeğimi de ördüm. Bu taraftan da ilmeklerimi ördüm. 2 ilmeğim kalmış oldu. Onları da söylediğim gibi şu şekilde keselim. Düz olabilmesi için, düz gelebilmesi için. İkisini de beraber kestim. Tekrar arka yüzdeyiz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Evet, arka yüzü ördük. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki haroşalarımızı ters bir şekilde örelim. Ters ilmeklerimizi ördüm. Bakın doladığımız yere geldim. Belli oluyor zaten. Tekrar doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın şuradaki bir önceki sırada dolamış olduğumuz ilmeğimiz bu diğer modelimizin ana direği olacak. Ortadaki yaprağımızın orta direği olacak. Tekrar doladım. Bu ilmeğimizi orta olarak kabul ettik. Sağına ve soluna birer tane ilmeğimizi doladım. Tekrar iki tane ilmeğimi kestim. Kalan ilmeklerimi 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu tarafta kalan 2 tane ilmeğimi de bu şekilde soldan sağa doğru kestim. Tekrar modelimin arka yüzündeyim. Ters olarak örelim bütün ilmeklerimizi. Bu baktüs şalların çok güzel bir görüntüsü oluyor hanımlar. Mutlaka örmenizi tavsiye ederim. Hediye olarak kendinize gelin çeyizlerine çok güzel, dediğim gibi çok güzel bir görüntüsü oluyor üste aldığınız zaman omuzda. Devam edelim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Haroşalarımızı ters olarak örelim. Bakın gördüğünüz gibi ilmeklerimizi burada 2 tane ilmekle başlamıştık. Şimdi 2, 4, 6, 8 ilmeğe kadar ilmeğimiz yükseldi. Tekrar doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Buradaki dolamış olduğumuz düz ilmeği yanına ördüm. Tekrar doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Bir düz ilmek daha ördüm. Şimdi bir tane daha doladım. Onda gelen iki ilmeği kestim.
Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Kalan iki ilmeğimi beraber kestim. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ön kısma geldim. Haraşo olan kısmı ters olarak örelim. Doladığımız yere kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bakın şu şekilde belli de oluyor artık zaten. Tekrar doladım. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimizi ördüm. Tekrar doladım. Bir tane ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Burada 3 ilmeğim oldu. 1, 2, 3 ilmeğimi de ördüm. Tekrar doladım. Burada 2 ilmeğimi kestim. Kalan tek ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Ama burada bir işlemimiz var. Artık bu yaprağımızın son kesmelerini arka sıradan yapalım. Burada 2 ilmeğimi beraber kestim. Burada dolamış olduğumuz ilmeğimizi de 2 yapıp kestim. Bu ilmeğimizle diğer yaprağımızın bir tane ilmeğini de alıp kestim. Burada 3 üçlü bir kesme yapmış olduk hanımlar. Devam edelim. Ters olarak örmeye. İlk yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bütün ilmekleri ters bir şekilde ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzüne geldim. Tekrar bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Haraşo olan kısmı hep ters olarak örüyoruz. Önden ve arkadan ters olarak örüyoruz. Haraşo olarak çıkabilmesi için. Bakın ters olan kısımları ördüm. Tekrar doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Yanında bakın 3 tane ilmeğim var. Bunu 4'e tamamlayacağız. 1, 2, 3. Bir tane doladım. 4. Bir tane ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimle beraber 4. Kenar ilmeğimizi artık burada saymayacağız. Doladığımız ilmeğimizi sayacağız. Bakın ilk yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ikinci yaprağımıza geçtik bu şekilde. Arka kısımdan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, arka kısmı tamamladım. Şimdi ön kısma geldim. Haraş olan kısmı ters olarak örelim. İnce şişle de örebilirsiniz hanımlar. İnce iplikleri. Kalın olan iplikleri daha kalın şişlerle örmenizi tavsiye ederim. Çünkü bunu ütülemek de gerekiyor bu tür şalları. Şimdi devam edelim. Bakın ters olan haroşa kısmı ördüm. Tekrar doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bu düz ilmeğimizi sürekli bu şekilde öreceğiz. Tekrar doladım. Şimdi hem diğer modelimizi başlayacağız. Burada olan var olan. Bakın gördüğünüz gibi yaprağımızı da artık 4 ilmeğe ulaştığı için keseceğiz. Tekrar doladım. Öne gelen 2 ilmeği kestim. 1, 2, 3, 4, 5.
Altı düz ilmeğimi ördüm. Bakın öne gelen iki ilmeğimi sondan kestim. Arka kısmı ters bir şekilde örelim. Hem kalın ipten hem ince iplikten örebilirsiniz. Arka kısmı ördüm. Ön kısma geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi haroşa olan kısmı ters bir şekilde örelim. Bakın haroşa olan kısmımdaki ilmeklerim ne kadar çoğaldı. Bu şekilde çoğaltarak öreceğiz. Tekrar doladım. Düz ilmeğimi ördüm. Bakın burada bir tane ilmeğim var. Sağına ve soluna bu ilmeğimizin yaprak yapacağız. Bu ilmeğimizi de orta olarak kabul edeceğiz hanımlar. Tekrar ilmeklerimi doladım. İki ilmeğimi kestim. Orta kalanda ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bu iki ilmeğimi de soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bu şekilde düz olabilmesi için bu şekilde kesiyoruz hanımlar. Tekrar devam edelim. Arka kısımdan ters olarak örelim bütün ilmeklerimizi. Evet, arka kısmı bitirdik. Ön kısma geldim. Tekrar bütün ilmeklerimizi haroşa şeklinde örüyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Bir o kadar da güzel, şık duracak eminim. Haroşalara tamamladım. Tekrar doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. İki ilmeğimi kestim. İki ilmeğimi ördüm. Son kısımda kalan iki ilmeğimi şu şekilde kestim. Modelimin arka kısmında bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Anlamadığımız yer olursa hanımlar yazabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. Evet, arka kısımdan bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Ön kısma geldim. Ön kısımdan da haroşa olan kısmı. Haroşa olan kısım hep aynı. Haroşa olarak önden ve arkadan ters olarak devam edecek. Evet, tekrar doladım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yanındaki iki düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar doladım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Yaprağın orta kısımdaki düz ilmeğim bu. Tekrar doladım. Üç tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Burada iki tane ilmeği beraber kestim. Sondaki iki tane ilmeğimi de beraber kestim. Gördüğünüz gibi yaprağımız bitmek üzere. Şimdi arka kısımdan bu iki tane ilmeğimi beraber kestim. Dolamış olduğumuz ilmeğimizi, ters ilmeğimizi beraber kestim. Bir tane de diğer yaprağımızdan ilmeğimizi kestim. Yani burada üçlü bir kesim yapmış olduk. Bir önceki sırada yaptığımız gibi. Kalan bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim.
Evet, arka kısımdaki bütün ilmeklerimi ters bir şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi yaprağımız şu şekilde çıkmış oldu, ikinci yaprağımız, ilk yaprağımız ve ikinci yaprağımız. Bu şekilde modelimizi başlamış olduk. Beyaz ipten de çok güzel durdu. Dediğim gibi gelin çeyiz yeleklerini bu şekilde beyazdan yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Çok, gerçekten çok şık bir model. Dediğim gibi ben şu kalın ipten bitireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Belli bir miktar bu modelimizi büyütelim. Üstümüze alacak kadar omzumuzu ölçerek bayağı bir örelim. Şişimizi hatta şöyle doldursun ilmeklerimiz, şu haroşa olan ilmeklerimiz. Sonraki videoda ise tekrar modelimizi nasıl keseceğimizi, verev şeklini nasıl vereceğimizi beraber tekrar örmeye devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.